Herkese merhaba. YDS Atak derslerimizde Reading Comprehension yani okuduğumuzu anlama becerisinde ikinci videomuzda sizlerle beraberiz. Birinci videomuzda imperative yani emirler, emir kiplerini çalışmıştık. Şimdi ise present'ı çalışacağız. Present tense'i. Present tense'e geçmeden önce size vermek istediğim bilgiler var. Aslında daha önceki videolarımı izlediyseniz onlarda zaten bu bilgiyi verdim. Ama hatırlatmak amacıyla tekrar vermek isterim. Dünyada herhangi bir dilde, iki farklı cümle vardır. Bu cümlelerden birincisi isim cümlesi. İkincisi ise fiil cümlesidir. Yani biz cümleleri İngilizce'de, Türkçe'de ikiye ayırırız. İsim cümleleri nasıl oluşur? Neyi anlatır? Hemen onlara bakalım. İsim cümleleri tanımlama yapar. Yani durum bildirir. Nedir bunlar? İsim, yaş, memleket, işte sıfatlarımız olsun ya da ne bileyim duygu hallerimiz olsun. Yani bizi tanımlayan, bizi betimleyen her şeyi biz isim cümleleriyle veririz. Ve yaptığımız eylemler ne olursa olsun bunları da fiil cümleleriyle veririz. Peki isim cümlelerini İngilizce'de nasıl kullanırsınız? To be or not to be yani olmak ya da olmamak dediğimiz to be ile. To be'nin çekimleri vardır. Yani present tense'de, present zamanda to be emizar olur. Past dediğimiz geçmiş zamanda ise was were olur. Türkçemizde olmayan perfect'te ise been olur. Yani emizarı biz bu şekilde durum bildirirken kullanacağız. Yani to be'yi emizar, was were ya da been olarak kullanacağız. Bizim bugünkü videomuz sadece present zamanda isim cümleleri üzerine olacak. Vaktimiz kalırsa diğerlerine de odaklanırız. Peki eylem cümleleri nedir? Eylem cümlelerin kökünü do olarak present'ta do olarak alırız. Geçmişte past'ta did olarak alırız. Perfect'te done olarak alırız. Bunu başka bir kelimeyle verirsenik, mesela ne olsun o? Clean olsun. Temizlemek. Geçmiş hali, cleaned ve üçüncü hali dediğimiz verb three'si de cleaned'dir. Bu şekildedir. O zaman biz ne yapalım? İsim cümlelerine geçelim. Peki isim cümlelerini Türkçe'ye nasıl çeviririz? Genelde dir ya da aitlik eki dediğimiz ya da bazen hiçbir ifade almaz. Yani aitlik eki olduğu için bunlar hani belirteçler olduğu için ekleri genelde dir olur. Hemen şöyle yapalım. Birinci çevirimizde başlayalım. Çevirimizin, cümle çevirimizin temel kuralı birinci videomuzda anlattığımız üzere önce özneyi almaktır. Bakın ben bir öğretmenim. Yani önce özneyi alacaksın. Daha sonra tamlama sondan geriye doğru. Bakın kelime kelime değil. Sondan geriye doğru tamlama şeklinde alıyoruz. Ben bir öğretmenim. Ben bir avukat değilim. Sen benim arkadaşımsın. Sen Emily değilsin. Biz bugün mutluyuz. Evet. Biz Jamaika, bu dan gelmiyoruz anlamında ama Jamaikalı değiliz. Onlar şimdi sinemadadır. Ya da sinemadalar. Onlar kaplanlar yani kaplan değil. O benim amcam. O şimdi Türkiye'de değildir. O iyi bir kızdır. Evet. Buradaki bakın bir sıralama bir sağdan bir soldan aldık. Bu sıfat sıralamaları vardır. Bütün dinlerin sıfat sıralamaları aynı değildir. Yani bizde iyi bir kız derken genelde rakam bildiren sıfatlar hani iyi bir adam, işte başka ne olabilir? İyi bir kurs, iyi bir video derken rakam bildirenler bizde genelde rakamlar isimden hemen önce gelir bizde. Ama İngilizce'de öyle değil. Rakamlar ilk başta gelir. Rakam ilk başta yani ilk en gibi ifadeyi verir ya da ne bileyim diğer rakamsal değerleri nicelik bildiren işte fiildir, maaştır vesairedir onlar başta gelir.
Ama bizde bu sonuna gelir. Yani bu fark bizim Türkçemizden kaynaklanmaktadır. İyi bir kız. Devam ediyorum. O kıskanç değil. O bir haritadır. O bir gardırop değildir. Ağaçlar yeşildir. Çiçekler renklidir. Bir fil büyüktür. Karpuzlar lezzetlidir. Bir büyük şehir kalabalıktır. Bakın kesmeyi nasıl yapıyorum? Hepsinde fiilden öncesini kesiyorum. Bakın önce fiilden öncesini kesiyorum. Önce fiilden öncesi. Daha sonrasında geriye kalan. Hemen yine baktığınız zaman bebekler, bakın fiilden önce kestik, bebekler tatlıdır. Fiil burada. Bir inek, bir memelidir. Konya şehir, bir şehirdir. Süt besleyicidir. Nitris, nitrodan aklınıza kalsın, beslemek. Yani insanların nitrosudur süt. O şekilde düşünebilirsiniz. Nitris, besin, besleyici. Devam ediyoruz. Cezayir bir ülkedir. Bakın buradan hemen alıyoruz. Baba kim? Onun babası ölü. Evet. Devam ediyoruz. 226. Hemen ardından öncesini aldım. Kaplanlar çizgilidir. Ardından öncesini yine aldım. Kumarbazlar hilecidir. Ardından öncesini yine aldım. Helikopterler büyüleyicidir. İzden öncesini kestim. Ayı. Bir ayı bir hayvandır. Hemen yine izden öncesini kesiyorum. Bir otel, bir otel, bir binadır. Bir binadır. İzden öncesini kestim. Twitter şu an hit'dir. Yani popüler anlamında. İzden önce yine kestim. Kırmızı bir renktir. Ardından önce kesiyorum. Gergedan ağır memelidir. Elmalar. Hangi elmalar? Yeşil elmalar. Yeşil elmalar nedir? Ekşidir. Yine ardından öncesini kesiyorum. Yüzükler. Hangi yüzükler? Evlilik yüzükleri. Gümüş ya da altındır. Ardından önce kestim. Muz. Hangi muz? Hangi muz yeşildir? Olgun. Yani ripe olgun demek. Olgun muzlar sarıdır. Kestim oradan. Develer çöl hayvanlarıdır. Hayvanlarıdır. Kestim baklavadan. Baklava tatlı. Ne tatlısı? Türk tatlısı. Nasıl Türk tatlısı? Ünlü Türk tatlısı. Ünlü bir Türk tatlısıdır. Yani baklava ünlü bir Türk tatlısıdır. Ünlü bir Türk tatlısıdır. Hemen şuradan kesiyorum. İzden öncesinde. Arkadaşlar, hangi arkadaşlar? Benim arkadaşlar. Benim arkadaşlarımdan birisi. Bunlara dikkat edin. Yani bu one of, two of geldiği zaman, two of geldiği zaman onlardan biri, şunlardan biri, bizden biri, arkadaşlardan biri gibi bu şekilde çevireceksiniz bu tamlamaları. Benim arkadaşlarımdan birisi bir mimardır. Air Conditioning Systems dediğimiz klimadır. Klimalar rahatlatıcıdır. Hemen kesiyorum. Öğrenciler. Hangi öğrenciler? Bazı öğrenciler bugün yoktur. Ardından önce kestim. Siblings. Kardeşler. Hangi kardeşler? Benim kardeşler. Benim kardeşlerimden ikisi. Üniversitededir. Kestim ardından önce. Duvarlar güvenlik ve güzellik içindir. Kesiyorum lastan. Lambalar illuminator. Yani illuminati, aydın, aydınlatıcıdır. Illuminati aklınızda kalsın. Illuminati örgütü aydın bir örgüttür. Yani buradan gelir illuminati, aydınlatmaktan. Aydınlatıcıdır. Hemen kesiyorum. Mucitler meraklıdır. Bozuk paralar ovaldir. Portakallardır mı acaba?
Portakallar portakal mı? Portakallar turuncu mu? Turuncular portakal mı? Buna nasıl karar verebilirim? Buna nasıl karar verirsiniz? Hemen İngilizce dil bilgisiyle karar verirsiniz. İngilizce dil bilgisine hemen size bir açıklama yapayım. Soyut kavramlar İngilizce'de sayılamaz. Soyut kavramlar sayılamaz. Sayılamayanlar ise çoğul olmaz. Çoğul yapılamaz. Yani o zaman oranj, turuncu anlamındaki oranjı çoğul yapamazsın. Çoğul olmaz. Olmaz. Peki, portakallar portakal olabilir mi bu cümlede? İngilizce ile Türkçe arasında bir fark var. Onu şöyle ayrıyeten yazayım. Şuradan çalışalım. Mesela these books. Türkçe düşünürseniz hemen şöyle yapalım. Türkçe karşılığını yapalım. Bunlar kitaplar. Bu kitaplar. Türkçe düşünürseniz doğru olan budur. Bu kitaplar. Ama bu İngilizce için yanlıştır. İngilizce için doğru olan ise bunlar kitaplar. Yani ne demek istiyorum? İngilizce'de nesne çoğulsa onun niteleyicisi onlar da çoğul. Niteleyicisi de çoğul olmak zorunda. Yani biraz önceki cümlelerde portakallar portakallardır demek istesem orange are orange demem lazım. Yani orange are orange dersem Türkçe mantıkla düşünmüş olurum, hatalıdır. Türkçemizde iki tane çoğul ek kullanılmaz. Bunlar kitaplar demeyiz biz. Bu kitaplar deriz. Yani kitaplar çoğul olsa bile bu taraf bizde tekil olur. O yüzden İngilizce ile Türkçe arasındaki bu farkı bilmenizde fayda var. Devam ediyorum. Buraya döndüğün zaman o zaman portakallar turuncu olmak zorunda. Çünkü burası portakal olsaydı orange olurdu. O zaman portakallar turuncudur. Devam ediyoruz. Cheese'den. Peynir. Peynir beyazdır. 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 İzden kesiyorum. Afrika kıta. Hangi kıta? En sıcak kıtadır. O zaman the hottest. Bunlar süperlatif diyerekten geçen. Süperlatif diyerekten geçen. The sıfat est ekiyle en yani enlik dediğimiz en sıcak. The hottest en sıcak. The cold is en soğuk gibi. Yani ne ekledik biz buralara? EST ekledik. Yukarıya da EST ekledik. Bunlar ne olacak? The ile beraber kullanıldığı zaman en ekleri olacak. Yani burada sıcak, en sıcak. O zaman horse'lardan devam edelim. Hemen R'dan öncesini kestim. Atlar iyi koşuculardır. Koşuculardır. Koşmaktan koşucular. Buraya kadar şöyle bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. R eki, R eki ya da or ekleri işi yapan kişiye verilen ektir. Kişiye yani run koşmaksa runner koşucudur. Tamam. Teach öğretmekse teacher öğretendir. Tamam bu şekilde. Devam ediyoruz. 251'e geçtik. Hemen dogs'lardan öncesini keselim. Dogs'lardan öncesini kestim. Köpekler iyi kovalayıcılardır. Yani bakın burada da chase. Chase kovalamak. Yani run after. Bu kelimeler de kelime videolarımızda mevcut. Kelime videolarından kelimeyi çalışırsanız daha verimli bir şekilde dersi işleyebiliriz. İyi kovalayıcılardır. Bakın erekini almış. Yine işi yapan kişi olmuş. Hemen izden önce kestik. Bir etek kadın içindir. Kediler temiz hayvanlar dır. Konya onun etli ekmeği ile ünlüdür. Yani bir şey ile ünlü olmak. Famous for ünlüdür. Famous for bir kalıptır. Anamur is famous for banana. Yani muzuyla ünlüdür gibi. Evet. Geldik en önemli noktalardan bir tanesine. Fiiller cümle başında kullanıldığı zaman yüzdü. Bunu birinci videomuzda biz emir kiplerine yapmıştık. Bakın birinci videomuzda bunların üzerine çalıştık. Fiiller cümle başına gelirse yüz. Yani yalın haliyle olur. Şimdi bunu alsak yüz. Ama ing'ye gelince ne oldu? Yüzmek. Yüzmek eğlencelidir. O zaman swim'i tek başına görüyorsanız yüzdür. Swimming'i görüyorsanız yüzmektir. Buna dikkat edin. Swim ile swimming arasındaki fark budur. Yüzmek eğlencelidir. Tabii bunu aynı zamanda ne verir?
To swim de olabilirdi bu. Bu da yüzmektir. Bunların ikisi de yüzmektir. Evet, devam edelim. Elektrik muhteşem bir keşiftir. Bahar da hava serindir. Hemen izden önce kestim. Bir hoş araba bütün erkeklerin rüyasıdır. Bütün erkeklerin rüyasıdır. Vakit paradır. Yani bizim vakit nakittir sözü. Hemen şuradan kestim. Bombalar zararlı ya da tehlikelidir. Kitaplar okunacak ya da okunmalı. Burayı not alın. Bu da not alınacağınız bir şey. To be to şeklinde bir şeyle karşılaşırsanız genelde arkasına fiil alır. Bu nedir? To be ne olarak alacaksınız? Emizar olarak alacağınızı söylemiştik. Emizar. Emizar. Emizara bir to eklenirse anlam must, should ya da will olur. Must ne demek? Must ve should minimalıdır. Will ise ecek anlamı katar. Yani bu cümleye gelir bakarsanız ne deriz? Kitaplar okunacak ya da okunmalı. Must ya da will ya da should. Üçünden bir tanesini buraya kullanabilirsiniz. Kitapların okunması gerekiyor ya da kitaplar okunacak. Bu anlama gelir. Evet, aynı şekilde devam edelim. Biz gitmeliyiz. Biz gidecek burada olmaz. Biz gitmeliyiz yani. Should ya da must gibi bir anlamı koyacaksınız. O zaman are to'ları ya da emizar to'lar gördüğün zaman bu must, will ya da should anlamlarından birisini yükleyeceksiniz. Devam ediyorum. Cooking. Cook pişirmektir. Yine ing alaraktan pişirmek eylemi oldu. Yani pişirden pişirmek oldu. İlginçtir. Pişirmek ilginçtir. Koşmak yorucudur. Koşmak yorucudur. Şuradan kestim. Onun geliri yani maaşı tatmin edicidir. Şu izden öncesini kesiyorum. Çizgi film izlemek sıkıcıdır. Testler. Matematik testleri zordur. Buradan kesiyorum. Bütün bitkiler yenmez. Bakın yenmez anlamını bana şuradaki not veriyor. Bakın burada da bir örnek hemen açıklama açalım. All plants are not edible diye kullanabilirdik bu cümleyi. Ama bunu kullandığımız zaman hiçbir bitki yenmez olur. Bakın aren't olarak all plants'ı bütün bitkiler yenmez. Yani Türkçesi hiçbir bitkiler yenmezdir. Ama not all plants diye kullandığınız zaman her kuşun eti yenmez gibi. Yani bazı kuşların eti yenilebiliyor. Yani hiçbir bitki değil de her bitki yenmez. Yani bazı bitkiler yenilebiliyor anlamını katar. Bu not'lara dikkat edin. Not emizarın olduğu zaman, bakın emizarın olduğu yere geldiği zaman hiçbir anlamı katar. Ama nesnenin önüne all plants gibi, all birds gibi kullanırsan tüm bitkiler yenmez, her kuşun eti yenmez gibi anlama gelecektir. Buna da not düşün. Evet. Late. Geç. Geç. Hiç'den daha iyidir. Daha iyidir. Yani geç olsun gücü olmasın bizdeki. Yüzmek eğlencelidir. Şuradan keselim. Oğul. Onun oğlu 2 gün eskimiş. Yani 2 günlük. 2 günlük. Bir dili öğrenmek kolaydır. Sigara içmek zararlıdır. Yollar ticaretin başlangıcıdır. Kahkaha the best. En iyi ilaçtır. Evet, 275 ile bitirdiğimize göre 276'ya geçelim. Hemen şuradan kesiyoruz. Bakın, özneleri bulmak istiyorsanız fiillerden öncesi tamamen öznedir. Tamam, fiillerden önceki yeriniz tamamen öznedir. Mutfağı temizlemek, yap
Ması zordur. Su iki atomdan oluşur. Kardeşler, kız kardeşler, erkek kardeşlerden daha ilgilidir. Komparatif yapılar bunlar. Şuradan şöyle baktığınız zaman bakın şuraya kadar özne. Yıl, yılın, ayı. Üçüncü ayı Mart'dır. İngilizce'de anlamlı olmayan tek kelime dır'dır. Hiçbir anlam yüklemesiniz. Bakın boş bırakıyorum. Buz, su, yun formu. Nasıl formu? Donmuş formudur. Deve kuşu, bir deve kuşu çok çok garip bir hayvandır. Bakın izden öncesi geçiyorum. Diğer milletler hakkında bilmek, yani diğer milleti bilmek etkilidir. Bilim adamları, bütün bilim adamlarından Einstein en iyi bilinendir. Şuradan kesiyoruz. Cahil insanlar değişimden korkarlar. Korkar. Sadece bu kadar. Korkarlar. Göç. Kırsal göç bugün popüler, çok popüler değildir. Anneler onların çocuklarından gurur duyarlar her zaman. Her zaman gurur duyarlar. Şuradan kesiyorum. Karanlıkta uyumak faydalıdır. Meseleler. Bunlar meseleler demiyorum Türkçe. Bakın biraz önceki anlattığım ifadeler buydu. Bu meseleler küresel ısınma ile ilgilidir. Evet. Filmlerin çoğu ya da çoğu film, bunlar bu şekilde Türkçe'ye çevrilir. Gerçek hikayelere dayanır. Dayanır. Based on dayanmaktadır. Gerçek hikayelere dayanır. Biz hepimiz bizim atalarımızın soyundan geliriz. Descent from soyundan gelmektir. Ancestor soy ata. Bütün hepimiz bizim atalarımızın soyundan geliriz. Ormanlar hayvanlar ve bitkiler için evdir. Referans kelimesi refer kelimesinden türemiştir. Derive from türemek. Hemen ardı öncesi kestim. Aspirinin etkisi, uzun dönem etkisi iyi bilinmiyor. Makine gerçekten kurması ve start başlaması kolaydır. 1 ikinci değil kazanmak uzun bir süreçtir. İngiltere hala bölgesel ve küresel güç önemli bir bölgesel ve küresel güçtür. Şuranın hepsi tamlamadır. Önemli bir bölgesel ve küresel güçtür. Devam edelim. Kitap okumak. Personal glossary dediğimiz kelime dağarcığımızı genişletmek için iyidir. Çay. Steel breakfast, Türk tarzı kahvaltının vazgeçilmez bir elementidir. Şuradan alıyoruz. Tepenin merkezindeki orman meşe ağaçları ile kaplıdır. Bana göre demek imma yapayım. Bana göre tabletler laptoplardan daha iyidir. Evet, 300'e kadar present simple'daki yani isim cümlelerini gerçekleştirdik. 400'de have got, has got var. Sahip olmak,
Yani fiil cümleleri ve sahip olmaklarla beraber var. Şimdilik burada bir mola verelim. Daha sonrasında hevgat ve hezgatlarla devam edelim. Esen kalın. YDS'de ve bütün İngilizce sınavlarında atak yapın.